Bütün dünya eli yüreğinde o anı bekliyordu. Rus ordusunun beklenen büyük saldırısı işgalin 55. gününde başladı değerli izleyenler. Yaklaşık 150 bin asker cephe hattı boyunca harekete geçti. Obüsler, füzeler Ukrayna mevzilerine yağmur gibi yağdı. Savaşın son 24 saatinde yaşanan sıcak gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz şimdi. Obüsler, Grad füzeleri ard arda ateşlendi. Bölge ağır bombardıman altında cehenneme döndü. Vurgulan oldu, Kiev'in kuzeyinden çekilen Rus ordusu doğudan Donbas bölgesinden büyük bir saldırı başlattı. Yaklaşık 150 bin Rus askeri Ukrayna şehirlerine karşı harekete geçti. Ukrayna ordusu da hareketliydi. Rusların saklandığı bir bina belirlenip takibi alındı. İHA koordinat verdiği obüsler atışa başladı. Rus askerlerin bazıları dışarıdaydı. İlk atışın ardından hızla içeri kaçmaya çalıştılar. Ukrayna topçuları kararlıydı. Birkaç atışın ardından hedefi 12'den vurdular. Kurtulabilen askerler dışarı çıktı ama bazıları yaralıydı. Yardımlarına Ukraynalı askerler koştu. Yaralarını sarıp esiri aldı. Mariupol'de sıkışıp kalan Azov taburu son mühimmatlarıyla bir Rus tankını vurdu. Bir başka grup da Rus askerlerine pusu kurdu. Ruslar Z harfiyle işaretlenen bu minibüsün arkasındaydı. Ukraynalı askerler sessizce yaklaştı. Biri pimini çekti, el bombalarını hemen yanlarına attı. Yaralanan Rus askerler bir süre sonra hareketsiz kaldı.